Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hem lezzetli hem de pratik, yapımı kolay sebzeli karışık bir musakka tarifim olacak sizlere. Böyle evdeki sebzelerimizi değerlendirmek için güzel bir yemek oluyor. Ben bu tarifim için 2'şer adet patlıcan, kabak ve patates kullanacağım. Şimdi bu sebzelerimi önce bir cam kasemin içerisine güzelce bir karıştırıyorum. Patlıcanım, patatesim ve kabağımı iri şekilde doğradım bunları, iri küp olacak şekilde. Şimdi bunların üzerine güzelce biraz yağ gezdireceğim. Biraz da tuz ilave edeceğim. Ve güzelce karıştıracağım. Sebzemi güzelce karıştırdım. Şu az miktarda ben kırmızı toz biber ilave etmek istiyorum. Bu şekilde de güzelce karıştırıp yağlanmış fırın tepsimi boşaltacağım birazdan. Şimdi burada yağlamış olduğum fırın tepsim var. Şimdi içerisine sebzelerimi boşaltıyorum. Fırını da bu arada 220 dereceye ayarladım. Sebzelerim güzelce fırında kızaracak. Sebzelerim fırında pişerken hemen kıymamı kavurmak istiyorum ben de. Miktar su ilave ediyorum. Hem bu şekilde kıyma daha çabuk ayrılmış olacak. İçerisine biraz yağ ilave ediyorum. Ve şimdi bir adet soğan ve iki diş sarımsak doğramıştık küp şeklinde. Onları da ekleyip kavurmaya devam ediyorum. Yeşil ve kırmızı biberim vardı. Onu da ekliyorum içerisine. Şimdi biraz baharatlarıyla lezzetlendirmek istiyorum. Tuz, zerdeçal ve kırmızı toz biber ekliyorum. Domates rendesi ilave ediyorum. Ben yazlar kalma domateslerimi kullanıyorum. Tercih ederseniz doğranmış domatesi de kullanabilirsiniz. Şimdi bu şekilde birazcık daha pişireceğim. Sebzelerim kızardı. Fırından aldım. Kıymalı harcımı da hazırladım. Şimdi hazırlamış olduğum bu kıymalı harcı fırında kızaran sebzelerimin üzerine güzelce yaydırıyorum. Böyle elinizde az az kalmış olan sebzeleriniz varsa değerlendirmek için güzel bir seçenek. Hem az az sebzeleri değerlendirmiş oluyoruz, hem de lezzetli, pratik bir yemek ortaya çıkmış oluyor. Sosumu da hemen hazırlıyorum. Tavamın içerisine az miktar biber ve domates salçası ilave ettim. Şimdi birazcık yağda kavuruyorum. Kavrulan salçamı içerisine suyunu da, bir bardak suyumu da ilave ettim. Biraz tuz ve kekik ilave ettim. Şimdi hazır olan sosumu yemeğimin üzerine boşaltacağım. Sosumu güzelce gezdiriyorum şimdi yemeğimin üzerine. Olarak biberlerimi de diziyorum. Domateslerimi de ekliyorum.
Evet, hepsi bu kadar. Şimdi tekrar fırına pişmesi için göndereceğim. Sebzeli musakkam pişti. Şimdi fırından çıkardım. Mis gibi kokuyor. Çok pratik ve lezzetli bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hem evimizde az az kalmış olan sebzeleri de değerlendirmek için güzel bir seçenek. Bu yemek için dikkat etmeniz gereken nokta, sadece fırında sebzeleri kızartırken fırın ayarını yüksek derecede ayarlamanız. Çünkü sebzeler suyunu salmadan kızarır. Aynı ocakta kızarmış gibi lezzetli olur. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum kısmına fikirlerinizi belirtip beğeni bırakmayı ve kanalıma da abone değilseniz yeni tariflerden haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde farklı güzel lezzetlerle tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.